Hadi. Hadi. Bırakmam burada. Dayan. Bırakmam seni yürüyorum. Dayan. Dayan aslanım. Dayan Muharrem. Dayan aslanım. Dayan. Son. Muharrem aç gözlerini! Muharrem! Muharrem! Kalk! Muharrem! Kalk! Ölmez o! Muharrem! Kalk! Muharrem ölmedi! Ölme o! Kalk! Muharrem! Aç gözlerini aslanım! Aç gözlerini! Kalk. Muharrem! Kalk! Artık. Elinden geleni ardına koymazsın, bilirim yiğidim. Suçlama artık kendini. Kader böyleymiş. Öyle. Öyle Fatma. Fatma, ama sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir gün yeniden düşmanla karşılaşmak nasip olursa, nah şuradan şuraya gitmem. Vallahi de billahi de şehadete kadar vuruşurum. Vuruşacağım da. Vuruşacağım. Bilirim Yahya'm, bilirim. Aslan erim benim. Sen şimdi doğacak bebeğimizi düşün. Heder ettin kendini, yapma. Korkarım kötü hastalıklara karacan diye. Hele bir erkek olsun. Adı Muharrem olacak. Onun gibi baba yiğit, onun gibi mert, gözü pek olacak inşallah Fatma. Olacak ya, babası gibi korkusuz, yakışıklı, aslan gibi olacak. Fatma, hayırdır ya gündüz vakti? Kulaksızlardan Halime'yi istemeye geleceklerdi. Fatma, bu düğün değildir. Ben bir bakıp gelem. Duyduk duymadık demeyin! Seferi görev ilan olmuştur! Eli silah tutan herkes cepheye! Duyduk duymadık demeyin! Hayırdır muhtar? Bulgar gavuru mu, Yunan mı? Bir defa hepsi. Yedi düvel birden. Göberesiceler. Allah muvaffak etsin. Amin. Amin. Duyduk duymadık demeyin! Seferi görev ilan olmuştur. Eli silah tutan herkes cepheye. Duyduk duymadık demeyin!
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın eşiğindeydi. 1912 yılında girdiği Balkan Harbi'nin yaralarını henüz saramamışken, şimdi Almanya'nın yanında İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı yeni bir savaşa giriyordu. 2 Ağustos 1914'te Almanya ile ittifak yaptı. Goben ve Breslav isimli zırhlılar Akdeniz'i kat ederek Çanakkale Boğazı'na sığındılar ve Çanakkale Boğazı'nda bir diplomatik savaş yaşandı. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti iki seçenekle karşı karşıya kaldı. Goben ve Breslav ya iade edilecekti ya da gemilerin satın alındığı ifade edilecekti. İttihat-ı Terakki yöneticileri Enver Paşa ikinci yolu tercih etti ve Osmanlı Devleti bu süreçte gemileri satın alındığını ifade ettiler. Alman Amiral Sükon Osmanlı Bahriyesi'ne intisap etti. Alman Bahriye neferleri Osmanlı Bahriye kıyafeti giydiler ve sonuçta 29 Ekim 1914 tarihinde Karadeniz limanlarına açılınarak Rusların Novorossiyski, Sivastopol, Odessa limanları topa tutuldu ve bunun hemen arkasından da Osmanlı Devleti Enver Paşa'nın vermiş olduğu bir talimatla 1. Dünya Savaşı'na bu şekilde girmiş oldu. Seferberliğin birinci günü de 3 Ağustos'tur. Bir gün önce seferberlik ilan edildi. Bu afiş bütün ülkenin her tarafına dağıtıldı, duvarlara asıldı. Askerler silah altına alınmaya başlandı. Çanakkale bölgesinde de köylere, kasabalara haber gönderildi. Ve askeri şubelerine gidip işte belli doğumluların kayıt yaptırmaları, savaşa gitmeleri, orduya katılmaları isteniyor. Çanakkale'nin Koçali köyünde de bu hazırlıklara başlandı. Üç alaya karşı gönülden vuruşacak olan Ezineli Yahya Çavuş da bu köydendi. 1887 yılında dünyaya gelen Yahya Çavuş, Balkan Harbi'nde yaşananları, yenilginin acısını hiç unutmadı. Ezineli Yahya Çavuş, Mustafa'dan olma, hani Fethullah'dan doğma, dedem oluyor, babamın babası. Oğlu Muharrem Canbaz, ben de Muharrem Canbaz'ın oğlu Mustafa Canbaz. Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşları artık Balkan Savaşları'nda yaşadıkları utancı, acıyı, ezikliği yaşamak istememektedirler. Bu ne demektir? Bu Türk ordusunun, Türk askerinin mayasında var olan ancak Balkan Savaşları'nda çeşitli sebeplerden dolayı gösteremediği niteliklerini Çanakkale'de göstermek istemektedirler. I was absolutely shocked when I came across the story of Yahya Çavuş in the Çanakkale campaign. We know he's brave, we know he's a hero, but here's what makes him so different. He is not afraid to make a decision. Fatma, can taşıyorsun, yapma böyle. Harpten yeni geldim beyim. Şimdi yine gidersin. Ya Fatma'm gözünü seveyim, cihattan kaçılır mı? Gavur dibimize dayanmış. Ne yapayım, sizi korumayayım mı? He? Hadi iki lokmayı. Hadi gülüm. Al. Bebeğimiz için. Ne zaman çıkacaksınız yola oğlum? Vallahi ana muhtar bugün yarın çıkarız dedi. Ona göre hazırlıkları hızlıca yapmamız lazım. He ana. Sizin herhangi bir ihtiyacınız olur, bir şey olur. Çekinmeden Ali'nin yanına gidin ha. Ah be oğlum. Garibim Ali'nin kime ne faydası olsun ki? Kendine yetemiyor zavallı. Sen hiç merak etme. Biz başımızın çaresine bakarız evvelallah. Değil mi kızım? Thank you.
Aç gözlerini aslanım! Aç gözlerini! Bari! Kalk! Kendine gel Elza! Nasıl taşıyayım ben onu? Başka peynir yemezsin ki sen oğul. Hem şuncacık şeyi taşımada ne var? Ah be anam. Ben de onu diyorum ya. Buncacık peynir kaç gün dayanır? Kime yeter? Hadi hadi. Nasıl etme. Selametle git oğlum. Gözün arkada kalmaya. Kızımla biz idare ederiz. Uğurlar ola oğlum. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Kardeşim. Selametle git ahiretlik. Hakkını helal et Topal. Gidip dönmemek, dönüp bulmamak var. Ya da eksik dönmek var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Helal olsun kardeşim. Sen de helal et. Helal olsun. Topal, buralar sana emanet, tamam? Tepelerim hepsini. Tepelersin evelallah, tepelersin kardeşim benim. Ahiretlik! Ezanlar susacak. Gavurun çizmesi buraları kirletecekse hiç dönme. Hele bak, bunlar cepheye gider.
Köylerden gruplar halinde gelen erler Ezine Askerlik Şubesi'nde toplanıp oradan da birliklerine dağıtıldılar. Ve ülkenin birçok yerindeki belli doğumlu gençler askere yazmaya başlandı. Ve belli bir süre içerisinde askere yazılmaları gerekiyor. Eğer yazılmazlarsa büyük bir suç, tabii savaş suçuna giriyor. Askere teslim olmamak şeklinde bir algı oluşuyor. Bu şekilde ülkenin birçok yerinde asker alma şubeleri kayıt almaya başladılar. Büyük bir hazırlık içerisinde girdi. Ezineli Yahya Çavuş, Çanakkale cephesinde 9. Tümen'e bağlı 26. Piyade Alayı 3. Taburuna teslim oldu. Tabur karargahı Eceabat'taydı. Tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey'di. Balkan Savaşları'na da katılan Yahya Çavuş, harp tecrübesine sahipti. Bu nedenle birliğindeki askerlerin eğitimleriyle bizzat kendisi ilgilenmiş, Balkan Harbi'ndeki tecrübelerini acemi askerlere aktarmıştı. Mustafa Oğlu Yahya, Ezine, emredin kumandanım. Hoş geldin çavuş. Hoş bulduk kumandanım. Balkan'da neredeydin çavuşum? 24. Piyade Alayı, Demirköy. Mirlava Celal Bey kumandasında mı? Evet kumandanım. Burası Balkan'a benzemez. Burası son kale. Şehadete kadar kaçmak yok kumandanım. Onuncu takıma vereceğim çavuş. Neferleri it. Çoğu acemi. Vazife başında safsaklayanlar affetmem. Emredersiniz kumandanım. Nizamsızlık istemem. Taburdan gelen emirler harfiyen uygulayacaksın. Baş üstüne. Gidebilirsin. Bu gavurların demirden orduları varsa bizim de böyle imanlı yiğitlerimiz var Hasan. Böyle yiğitlerimiz oldukça sırtımız yere gelmeyecek inşallah. İnşallah binbaşı. Başın eğ. Eğ. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Başın yere yakın olacak. Bak dirseklerini açacaksın. Kendinizi çekeceksiniz. Düşman mitralyözü seni doğrar. Vatanı, anamızı, kardeşimizi, bacımızı korumak en büyük görevimizdir. Başını eğmediğin sürece ölürsün. Ölürsünüz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Sürünme pozisyonu. Al. Başla. Çanakkale Mevki Müstahkem Komutanı Cevat Paşa büyük çaba gösterdi, büyük gayret gösterdi ve Boğaz'ın her iki yakasını tahkimata başladı. Toplar yerleştirildi, toplar elden geçirildi, yeni tabiyalar oluşturuldu. Gemilerden toplar söküldü, kıyıya getirildi, dışarıdan toplar getirildi. Büyük bir hareket söz konusu. Sen öldün asker. Öldün. Sen ölünce herkes öldü. Bütün tabur öldü. Vatan öldü, vatan. Şehit değilsin sen. Çünkü vazifeni yapmadın. Üstelik bunca adamın kanına girdin. Nasıl hesap vereceksin? Hı? Rabbine ne diyeceksin? İçin mi geçmiş diyeceksin? Şekerleme mi yaptım diyeceksin? Ne diyeceksin? Dayan burada. Dayan. Bırakmam seni. Dayan. Dayan. Muharrem aç gözlerini. Ölmez o.
Tanrım! Kalk! Tanrım ölmedi! Öldü! Öldü! Kalk! Tanrım! Aç gözlerini aslanım! Aç gözlerini! Tanrım! Kurtuldun yavrum, kurtuldun. Çok şükür. Kurtuldun kızım. Hadi kurtuldun. Canım. Allah'ın oğlu babası büyüksün. Asker! Balkan'da bir nefer uyudu. O uyudu, Bulgar tüm alayı süngüden geçirdi. Neden? Tedbirsizlikten. O uyudu, tüm nefer öldü. Koca tabur yok oldu. O uyudu diye bu sancak düştü. O uyudu diye onca nefer katledildi. Ben bir daha kimseyi geride bırakmam asker. Asla da kaçmam. Şehadete kadar vuruşacaksınız. Yok öyle kaçmak. Eğer kaçma niyeti olan varsa şimdi burada söylüyorum. Derhal, derhal cepheyi terk etsin. Bir daha. Vazife başında hakkıyla durmayanı görürsem bölük kumandanına sevk ederim. Falakaya mı yatırır, infaz mı eder bilmem. Burası cephe, ana kucağı değil. Geberirsin. Geberirsin. Yanında da bütün taburu götürürsün. Sonra da leş olursun. Zayiatının bedelini de ahirette ödersin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı kumandanım. Çanakkale cephesindeki savaşan askerler bir daha Balkan hezimetini görmemek, o vahim duruma düşmemek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ruhlarıyla bize ifade ettiler. Sedülbay'a düştüğü zaman, Arıburnu'na düştüğü zaman, Çanakkale'ye düştüğü zaman payitaht olan İstanbul'dan düşecek. Osmanlı Devleti'nin kalbi dediğimiz başkente düşecek. İslam dünyasının, halifenin oturduğu, İslam dünyasının merkezi olan şehirde düşmüş olacak. O yüzden büyük bir gayretle, fedakarlıkla, kahramanlıkla bu bölgeyi koruma yoluna gittiler. Askerlerin talimleri aylarca devam etti. Harp tam anlamıyla henüz başlamamıştı ama eli kulağındaydı. Düşman tayyareleri Gelibolu Yarımadası üzerinde uçuyor, gözetleme yapıyordu. Düşman donanması boğazın ağzında bekliyor, ara ara sahilleri top atışına tutuyordu. 3 Kasım 1914 tarihinde İtilaf Devletleri donanması olarak ifade edebileceğimiz dönemin en büyük iki armadası, İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale Boğazı önlerine geldiler. Ve 3 Kasım 1914 tarihinde boğazın giriş metali olarak ifade ettiğimiz Sedülbahir bölgesi, Ertuğrul koyu bölgesi, Tekekoy gibi bölgeleri, Anadolu kısmında da Beşige, Kumkale, Orhaniye olarak ifade ettiğimiz bölgeleri ilk top atışına tuttular ve biz burada 3 Kasım 1914'te bu şekilde ilk şehitleri bu bölgede verdik. Selamünaleyküm ağalar. Gözünüz aydın, mektubunuz var. Hamzaoğlu Mehmet. Mustafaoğlu Yahya. Allah be! Evladım olmuş. Evladım olmuş. Allah analı babalı bilsin inşallah. Sağ ol. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun.
Rahat asker, rahat. Nasılsınız? Sağ ol. Hayırdır Yahya Çavuş? Gözlerinin içi gülüyor. Kumandanım, haber geldi, evladım olmuş. Öyle mi? Gözün aydın evladım. Yaşı uzun olur inşallah. Sağ olun kumandanım. Ya abinin, şu gavur baskın vermeden Yahya Çavuş'u memleketine gönderelim de bir evladına sarılsın, hasret gidersin. Emredersiniz kumandanım. Sağ olun kumandanım. Tekrar gözün aydın. Rahat asker, rahat. Sağ ol. Mektuplaşmalar işte halkın içerisinde gönüllüler tarafından bir şekilde cephe gerisinden daha ziyade işte askerlere o mektupların ulaştırılmaya çalışıldığı ya da asker mektuplarının ilgili kişilere gönderilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ya da Hilal-i Ahmer arşivlerinden yine gördüğümüz kadarıyla esir mektuplarının bu hastanelerde olduğunu, çoğunlukla insanların bilgi almak adına da bu mektupları yazdığını görürüz. Yani akrabaları